Merhabalar sevgili Euro Truck Cup'larını severler, sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte güzel bir videoyla yine beraber canlı bir video. Kırşehir, Çiçekdağ, Kırdık köyündeyiz. Yani benim köyümdeyiz arkadaşlar. Sizlere şöyle bir köyümüzü tanıtma amaçlı bir video çekeyim dedim. Bakın şöyle manzara süper, yeşillik. Bugün biraz şansımıza hava yağmurlu arkadaşlar. Şöyle köyümüzü size gösterelim. Burası Kırşehir, Çiçekdağ, Kırdök köyü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an köy meydanına doğru devam ediyoruz. Eski köy evleri. Çok güzel bir orman, mis gibi doğa, tabiat. Hepsi var arkadaşlar. Tabi okullarda tatil olduğu için insanların çoğu şu an köye geldi. Artık büyük şehirler insanı biliyorsunuz bayağı bir yıpratıyor. O yüzden köy havası herkesin tercih ettiği güzel bir ortam. Köy ortamı. Büyük şehirlerden kaçıyor artık herkes. Evet, bakın burası köyümüzün camisi arkadaşlar. Şöyle köyümüzün camisi. Bahçesinde gül ağaçları. Evet, şurası arkadaşlar köy odası. Yani düğünler, nişanlar, yemekler, cenaze törenleri ve her şey burada yapılıyor. Çocuk bahçesi var. Burası da köyümüzün büyük çeşmesi. Eski tarihi çeşme arkadaşlar. Evet, Kırşehir, Çiçekdağ, Kırdök köyü arkadaşlar. Alkozanımız Neşet Ertaş'ın köyüne yakın bir köy, bizim köyümüz. Burası şenliklerin yapıldığı meydan. Köy şenlikleri burada yapılıyor. Şöyle köyümüzü dolaşıyoruz arkadaşlar. Burası sağlık ocağı arkadaşlar. Şu an yalnız çalışmıyor. Eskiden doktoru, hemşiresi hepsi vardı. Sağlık ocağıydı. Burada jandarma da vardı arkadaşlar. Bakın burası jandarma lojmanıydı. Ama şu an jandarmayı merkez aldıkları için Çiçekdağ'da artık Çiçekdağ'ında bakırlar. Burası lojmandı. Önceki lojmanlar. Şurası da jandarma askeriyenin yeriydi arkadaşlar. Bakın. Şurası yukarı mezarlık. Karşı mezarlık. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, hava biraz bulanık ama güzel bir hava var. Temiz bir hava var. Sizlere köyü tanıtım amaçlı bir video çekeyim dedim. Köyümüzün yolları asfalt arkadaşlar. Çok güzel. Bakın şurada da Kırdık köyü diye yazıyor. Evet, Bozkır'ın tezenesi Kırşehir, Çiçekdağ, Kırdık köyü. Biliyorsunuz Bozkır'ın tezenesi diye geçiyor. Tallalar, ekinler, yeşillikler.
de şimdi şurada güzel bir çeşme var. Orayı göstereyim. Hem de güzel bir su dolduralım ve bugün çayımızı bu çeşme suyuyla yapalım. Çok güzel suyu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi güzel bir suyu var. Evet, şimdi şöyle bir domuz alacağız ve çeşmeye doğru devam edeceğiz. Bakın güzel bir yeşillik. Mis gibi bir ortam. Herkesin, büyük şehirden yorulanların tercih ettiği bir yer. Şöyle çeşmemize geldik. Şöyle de çeşmemizden suyumuzu dolduralım ve bugün çayımızı burada yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle size yeşilliği bir gösterelim. Biraz hava esiyor. Burada da daha önce tanıtımı yaptığımız kulumuz da bize eşlik ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir doğa, manzara, süper. Evet, doblomuzun şöyle bakalım arkasında ne yazıyor, bakın. Çiçek dağlı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi süper bir doğa tabiat. Evet, şimdi köy meydanına doğru tekrar devam edeceğiz. Siz manzara seyrederken gel şuraya bakayım ve yolumuza devam edelim. Evet sevgili Eurotrack kaptanı severler, sevgili kardeşlerim. Şu an köy tatili yaptığımız için sizlere köyü ve yeşilliği şöyle biraz göstermek istedim. Şimdi buradan dönüyoruz ve tekrar köyün merkezine doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarlalar. Buğdayların çoğu biçer döve girdi. Daha biçer dövenin girmediği yerler de var tabi, tarlalar da var. Şöyle bakın arkadaşlar. Burada da çok güzel bir piknik yapılır. Ediyorsunuzdur, mis gibi bir koku geliyor. O kokunun ne olduğunu da size söyleyeyim. İğde ağaçlarının çiçekleri arkadaşlar. Çok güzel bir koku veriyor. Şimdi Çiçek Dağı Kırdık köyüne doğru çıkış yapıyoruz. Evet, köy yolu gördüğünüz gibi asfalt. Çok güzel bir asfaltı var. Diğer mezarlık var. Orada rahmetli babam mezarı biraz önce ziyaret ettik. Tam karşıda. Evet, köyümüz gerçekten yeşil, güzel, çok güzel bir köyümüz var.
taraflar meyve ağaçlarının, meyve bahçelerinin olduğu yerler arkadaşlar. Şurası önceden köyün şenliklerini yapabiliyor. Evet, köy. Düğünler, nişanlar, yemekler burada görülüyor. Köyün çeşmesi, hemen yanında çocuk bahçesi. Şimdi bizim evimize doğru gidiyoruz. Evin tanıtımını yapacağım. Köy odasını falan size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burası bizim aşağı bahçemiz arkadaşlar. Şurada kayısı ağacı var. Elmalar var. Burası aşağı bahçemiz. Şu yeşil olan yerde evimiz arkadaşlar. Bayağı güzel bir yeşilliği var. Bakın kapıda leylekler var. Şöyle. Burası da evin girişi. Evet, diğer videoda da sizlere bahçemizi falan tanıtacağız. Evimizin bahçesini çekiyoruz. Bakın. Asmalar çok güzel. Şöyle bayağı bir arabamızın garajı. Gördüğünüz gibi çok uğraştık bu hale getirene kadar. Evet, güllerimiz. Bir kiraz ağacımız. Gördüğünüz gibi. Şöyle bahçemize doğru inelim arkadaşlar. Burada da pembe güller. Evet, evimiz yeşillikten gözükmüyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir kapatmış yeşillik. Şöyle. Yukarıda ısıtıcı. Şunlar fındık ağaçları arkadaşlar. Bayağı büyüdü. Çok küçük ektiğimizde gördüğünüz gibi erik ağacımız, elma ağacımız. Şöyle bostanımız, domates, marul, fasulye, hepsi var. Bahçemiz hakkında güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ne gibi yorumlar gelecek. Şöyle güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şöyle odunlarımız, bunlar da ne için bu odunlar? Gördüğünüz gibi ocağımız için burada et, yemek, her şey yapılıyor. Şöyle evimizi çekelim. Her renk çiçeğimiz, gülümüz açtı. Gördüğünüz gibi rengarenk. Evet, burada da depomuz var. Sular akmadığı zaman motorumuzda yukarı su geliyor. Evet, saksı çiçeklerimiz.
Onlar da rengarenk. Bakın yeşillikten köy gözükmüyor. Evet, bahçemiz de bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra size evin içini göstereceğim. Şark odasını falan sizlere tanıtım yapacağız. Şimdilik hepinize sevgiler, saygılar. Şöyle köyümüzün buradan bir görünümünü göstereyim. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel manzaralar. Köyümüz çok yeşillikli. Gördüğünüz gibi çatılarımızda güneş enerjisi, su ısıtıcılığı. Bakın şurada yeşil olan ev bizim arkadaşlar. Evet, yukarısı mezarlık. Dediğim gibi şurası camimiz, köyün camisi. Şöyle eski köy evlerimiz de arada var. Çok modern evlerimiz de var. Bayağı bir yeşillik var. Köyler, yeşillik içinde köyümüz. Evler çoğu gözükmüyor. Yeni yapılan evler de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil ev, traktörün yanındaki ev bizim. Evet, Neşet Ertaş'ın Bozkır'ın tezenesine yakın Kırşehir Çiçek Dağı Kındık köyündeyiz. Şurası jandarmaya, sağlık ocağına giden yol. Evet, şöyle gördüğünüz gibi köyümüz gözüküyor arkadaşlar. Evet, Kırşehir Çiçek Dağı Kırdık köyünden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Yeşil köyümüzden herkese sevgiler, saygılar. Köydeki evimizin videosunu çekmeye devam ediyoruz ve şimdi de sizlerle birlikte şark odamızdayız arkadaşlar. Burası evimizin şark odası. Evet, şöyle Kayseri, Bünyan. Gördüğünüz gibi şark minderleri. Yer minderleri yumuşak. Sırt minderleri samandan yapılmış. Çok güzel işlemeli motifleri olan. Kayseri'den gelen süper güzellikte minderlerimiz. Şöyle bir duvar halımız, ipek. Bakın arkadaşlar, süper bir duvar halısı ve antika bir saatimiz. Evet, şimdi buraya gelince de şöyle güzel bir duvar süsü, el yapımı ve yılların radyosu, üstü gramofon arkadaşlar. Üst kapı açılıyor gramofon olarak. Çalışabiliyor. Şöyle lüks zenit. Güzel bir antika radyo. Altı kontraplak. Çok güzel. Daha yepyeni. Bunu antika olarak saklıyoruz. Ve burada da güzel bir gaz lambası arkadaşlar. El feneri. Yakıtta çalışan. Bakın burada haçtan gelen güzel bir termos. Evet. Güzel şark köşesi. Şöyle. Ve burada da yine aynı minderlerimizin desenlerine yakın el yapımı güzel bir duvar halısı. Burada da küçük heybe el yapımı arkadaşlar. Evet, burası da dediğim gibi şark odamız. Şöyle gümüş ibrikler. Bakın, bakır işlemeli, güzel bir tepsi.
bu şekilde tarihi şark odamızda şöyle güzel bir görüntü sizlere sunuyoruz. Bakın arkadaşlar, sizlere bir yine minderlerimizi göstereyim. Japon desenli samuray bay ve bayan. Gördüğünüz gibi güzel bir minder. Köşe minderleri samuray. Evet arkadaşlar, burası da şark köşemiz. Kırşehir'deyiz, Kırdök köyündeyiz. Çiçek Dağı bağlı Kırdök köyü. Köyümüzden sizlere güzel manzaralara devam ediyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.